Sayın seyirciler, Tavası ilçesine bağlı Nikfer kasabasının artık bir kitabı var. Nikfer'in tarihi, insanları, özellikleri kitaplaştırıldı. Kitabı yazansa Nikfer eski belediye başkanı İbrahim Afatoğlu. Nikfer'in yetiştirdiği ünlü üniversite hocaları ve Nikferliler, Denizli Basın Merkezi'nde beldelerin tarihini anlatan kitap için bir araya geldiler. Eski Doğru Yol Partisi milletvekili Mehmet Gözlükaya, Nikfer'in tarihinin Oğuz boylarına dayandığını söyledi. Nikfer'in yerleşik düzene geçmek için çok uygun bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti. Şunu söylemek istiyorum. Nikfer gerek eski dönemlerde gerekse son dönemlerde eğitime gerçekten önem vermiş ve Türkiye'ye hizmet edecek, Nikfer'e hizmet edecek birçok insan eğitimli insan yetiştirmiştir. Yetiştirenlere teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi'nde profesör olan Tahir Hatipoğlu, Nikfer Beldesi'nden dini eğitimi yüksek ulemaların yetiştiğini söyledi. Bu oldukça önemli. Bizim eski başkanımız Sayın İbrahim Afatoğlu böylelikle bir önemli bir boşluğu doldurdu. Ve bunun arkası geleceğini umuyorum. Çünkü ilk yazmak zordu. İlki yazmak zor biliyorsunuz. Sonrası kolay. Onu temel alırsınız, onu genişletirsiniz. Evri çevirisin, yeni bir kitap çıkarabilirsiniz ama ilki zordu. Bu zor işi yapmış oldu. Nikfer'in tarihini anlatan kitabın yazarı olan beldenin eski belediye başkanı İbrahim Afatoğlu, anayasanın ikinci maddesinin Nikfer beldesine uygun bir madde olduğuna dikkat çekti. Afatoğlu, sosyal devletin en önemli işlevi belediyeleridir diye konuştu. Burada bunun neden yazdığım konusunda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim anayasanın ikinci maddesinde devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diye tanımlar. Bu maddede tarif edilen sosyal devletin en önemli işlevsel kurumlarından birisi belediyelerdir. Belediye başkanları da sosyal devletin ete kemiğe bürünmüş suretleridir. Yani belediye başkanları kendi halkının istediği yerde, istediği zamanda, istediği şekilde hizmet verir belediye başkanları. Kendi başlarına bir vakıf kuruluşu gibi, bir yardım derneği gibi hizmet yaparlar. Belediye başkanlık sıfatını bir kere aldın mı ömür boyu belediye başkanısındır.